Teşekkür ederim. Sağ ol. Gel. Gel. Ne yapıyorsun Pelin? Geç buraya. Evet. Şefim gülümseyin. Sonunda geldim. Benim içimde çok güzel bir his var. Yani bence buradan giderken aynı şekilde çok mutlu ve çok heyecanlı olacağız. Gör bak. Efendim ben bavullarınızı aldım, resepsiyona gidiyorum. Tamam, teşekkürler. İyi ki yıllar sonra beni bulup seni affetmemi istemişsin. İyi ki tatlı bir intikam peşine düşüp seni başımdan savmamışım. İyi ki pes etmemişim. İyi ki dişimi sıkmışım. İyi ki bu tatlı intikamın tadını çıkarmışım. Ve iyi ki buradayım. Evet. Yarışma için menü ve tariflerinin olduğu dosyayı asistanınız şimdi organizasyona teslim edecekti ve siz beyefendi odanıza gidip dinleneceksiniz. Abartma istersen, ben hallederim onu. Ya ne abartması, ben niye geldim buraya, benim işim ne? Ben yapacağım tabii ki bunları. Sen sadece sanatına odaklanacaksın, tamam mı? Bana iş bitirici Pelin derler. Anlaştık. Buyurun iş bitirici Pelin Hanım. Merhaba. Merhaba. Biz yarışma için geldik. Tankut Sinan Yılmaz adına bir yer ayrılmış olması lazım. Bakar mısınız? Tabii. Bence bu sefer aç ve insanlara bir şey söyle. Yok, bu sefer annem babam değil. Beni açmayınca pes ettiler herhalde. Simay. Efendim Simoş? Tamam ya, burada durumlar biraz... Limoni, sen ne yapıyorsun? Aa, niye limoni ya? Ne oldu? Başak, iyice delirdi artık yani. Hey, Bülent arayı düzelteceğine daha da beter oldu her şey. Ay nasıl kaçırdım görüyor musun? Anlatsana ne oldu? İşte klasik başaklık yaptı yine. Ya, o bir şekilde hallolur. Sen ne yapıyorsun olsun? Nasıl geçti yolculuk? Yani nasıl desem... Böyle rüzgar gibi geçti. Çok güzeldi yani. Trafiğe de kaldık ama... Yani onun yanında trafik böyle limonata gibi, elma şekeri gibi. Çok güzel. Vay be! Aşka gelen sistem benim. Benzetmelerini yerim seni. Tamam peki şimdi ne yaptınız? Yerleştiniz mi oteli? Nasıl, göle yakın mı? Odaları falan ayarladınız mı? Evet evet, biz de tam oda işini hallediyorduk şimdi. Nasıl oda? Ayrı ayrı odalar mı yoksa aynı oda mı? Yok ya. Yok ya, değildir herhalde. Herhalde ne demek Pelin ya? Olamaz tabii ki. Hayır, daha siz aradığınızdakinin adını koymadınız yani. Lütfen bak tavrını koy. Ya bak, erkekler bayılır böyle şeyler oldu bittiye getirmeye. Tamam ya, sakin ol. Ona bak, sakın ha Pelin, sakın, tamam, çok büyük yanlış yaparsın. Tamam Simoş. Hadi şey yapalım. Sonra konuşalım. Hadi kapat, ben işimi halledeyim, konuşuruz. Hadi öptüm, bay bay. Maalesef bu odada böyle bir problem olmaz, var. Olmaz, olmaz. Bizim ayrı ayrı odalarda kalmamız lazım. Kesinlikle. Tamam Pelin, zaten ayrı odalarda kalacağız. Ama siz, ya beyefendi şey deyince, sorun var deyince ben şey yapamadım, karıştırdım. Çok özür dilerim. Birbirine çok uzak iki oda vermişler. Ben de ona itiraz ediyordum. Hayır, kesinlikle olmaz. Şimdi ben kendisinin asistanıyım yani. Odalarımızın ya yan yana ya da karşılıklı olması gerekiyor. Lütfen, yani lütfen ayarlayalım. Gece bu işin partisi, kokteyli bilmem nesi olacak. Hani aynı odada kalmayacağız diye adamı gözden uzak bırakmamak lazım. Erkek sonuçta. Lütfen bu oda işi halledilsin. Ben ne yapabiliriz bir bakayım. Sağ olun. Ay. Koş koş koş. Dur, ay dur, oğlum. Dur. Ya biz kapattık ama. Ama evlatçığım, ben içeride görüyorum, insanlar var. Sistem kapandı hanımefendi. Sayım yapıyorlar da. Yavrum, benim sayıma bir zararım dokunmaz ki. Bak çocuğum, sen bir izin versen de ben içeriden biriyle görüşüversem. Yavrum, benim ipotekte evim var çocuğum. Kurban olayım, yardımcı ol. İnanın öyle olmuyor. Yarın halletseniz hanımefendi. Zaten ek süre aldık. O da bugün sondu. Bunu ödemezsek evsiz kalacağız. Beyefendi, yetkili biriyle görüşsek de derdimizi anlatsak. Yani anlıyorum sizin de göreviniz ama ne olur. Ne olur, siz de beni anlayın. Bu saat itibariyle yatırsanız bile yarın geçer. Bitti. Yarın geleceğiz artık, ne yapalım?
Bak güzel kızım, sana tane tane söylüyorum. O aşçıyla görüşmeyeceksin. Eğer sen de baban olarak şu kadarcık hatırın varsa... Ya ben bir serseriye daha emanet edemem seni. Zaten zor kurtardık o Tolga denen simitten. Kızınız maalesef evli bir adamla birlikte. Benim damadım. Fransızlar harika sakatat yemekleri yapıyorlar. Vallahi, vallahi. Umman dolmasını bunlar farklı bir çeşitte yapıyorlar. Ben de onlarınkiyle bizimkini karıştırdım. Ortaya muazzam bir lezzet çıktı. Ben bayılırım mumbara. İşte bir gün benim mekana gelirsiniz, beraber yeriz. Beni bile kandırdı şerefsiz. Ama sen dur. Bütün bunlar yanına kar kalırsan sen. Zübeyir. Zübeyir, Rıza nerede? İyi mi Rıza? Zübeyir. Mehvellezi selam bahra. Amin. Turp gibi maşallah. Hiçbir şey yok başkanım. Tansiyon dediler. Öyle önemli bir şey değil yani. Yalan söyleme. Önemli bir şey yoksa niye dua ediyorsun? Şey, şükür duası yenge. Başkanımın bir şeyi yokmuş ya onun için. Oh, çok şükür. Aşırdaki odada yatıyor. Dinlendiriyorlar. Az hareket edecekmiş. Bir de yenge, stres çok kötü. Stres. Çağımızın hastalığı. Böyle gizemli bir telefon gelmişti birinden. Gidip onlarla görüştü. O yüzden mi oldu? Bana bak, mafya falan mı çıktı bunlar? Mafya ne? Mafya ne ya? Başkanım lan bize söker mi onlar? Pabuç bırakır mıyız biz onlara başkanımla ya? Nerede Rıza? Ben bir doktora bakayım. Rıza'cığım. İyi misin? Ha? İyi misin? Bir şey mi sıktın sen canını? Ha? Endişelenme be yavrum. Yok bir şey. Bu yaşta normal. Sıcak, güneş, evi de oruç da var. Sahurdan sonra almadın yine değil mi tansiyon ilacını? Unuttun mu ha? Tamam, geçti gitti. Ay, tam da o adamla konuştuktan sonra oldu bu Rıza. Ha, bir şey mi söyledi sana o? Ha? Tehdit falan mı etti? Allah Allah, nereden çıkartıyorsun tehdit mehdit be kızım? Ne alakası var? Bak, kaçamak cevaplar veriyorsun. Üzüyorsun beni Rıza. Ama ben de daralıyorum Süheyla. Tamam. Sen sakin ol. Pelin iyi mi? Nerede? Şehir dışında. Nereye gitti? Kimle gitti? Ne zaman gitti? Canım onun öyle konferansları falan oluyor ya, aniden çıktı gitti işte. Tek başına? Evet evet. Kızlar yok yanında. Başka kimse de yok. Hayır yok. Kim olabilir Rıza? Dur. Zübeyir başkanımı hastaneye kaldırdık deyince apar topar buraya geldim. Hem seni söyleyeyim hem de bir sesini duyarsın. Arama. Arama o. Bir müddet bir tek başına kalsın orada bir. Bir aklını başına toplasın. Bir de benim fenalaştığımı söyleyip üzmeyelim kızın. Çalışsın orada. Arama. Rıza, Pelin'le ilgili bir şey mi oldu? Ha? O gittiğin adam Pelin'le ilgili bir şeyler mi söyledi sana? Yani iki dakikada yazdı yine senaryoyu. Ne film kadınsın be Süheyla. Hayır, arayacağım deyince yüzün allak bullak oldu. Tedirgin oldun. Görüyorum suratından Rıza. İyiyim ben. Ben de iyiyim kızım, da iyiyim. Daha da iyi olacağız, evelallah. Ben bir toplayayım kendimi. İnanın yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Organizasyon bunu bize daha önce bildirse bu şekilde bir sorun yaşamazdık gerçekten. Hiç mi bir şey yapamıyorsunuz? Yani yandakileri ya da karşımızdakileri şey yapsak, böyle başka bir katta daha güzel bir oda verseniz falan. Bunu düşündük efendim. Yalnız bu organizasyondan dolayı otel full. Yan odadakileri rica etseniz. Prensip olarak böyle bir şey yapmıyoruz. Tamam. Tamam. Yani siz yapmıyorsunuz. Peki biz rica etsek? Dediğim gibi biz yapmıyoruz. Ama hemen karşı oda 443 sizden 5 dakika önce içeri giriş yaptı. Herhalde daha tam yerleşmemiştir. Ha, güzel. O zaman ben usulünce gider konuşurum. Yani en azından bir şansımızı denemiş oluruz. Sağ olun. Tankut Sinan Yılmaz değil mi? Evet. Şefim, yarışma organizasyonundanım. Birkaç imzanız gerek. Bir 5 dakikanızı ayırabilirsiniz. Yalnız ben birazdan bir oda görüş... O iş benim. Sen git imzalarını at. Ben şimdi tatlı dilimle her şeyi çözerim. Ben gideyim. Tamam. Buyurun. 443 demiştiniz değil mi? Evet efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.